Ben de sözlerime başlamadan önce geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Ahmet Çalık kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Konyaspor ve Türk futboluna da başsağlığı diliyorum. Kederli ailesine de aynı şekilde başsağlığı diliyorum. Sayın Başkanım ve değerli yönetim kurulu üyelerine teveccühlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu görevi layığıyla yerine getirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ben 22 yıllık bir kongre üyesiyim, Beşiktaşlıyım. Tribünlerden gelen biriyim. Futbolla ilintim başkanın söylediği gibi çok farklı mertebelerde oldu. Menajerlik de bunlardan bir tanesi. Pazarlama tarafı, satış tarafı, stadyum tarafı. Aslına bakarsanız bir kulübün gelir elde ettiği ve giderlerini de teşkil eden neredeyse bütün bölümlerde bulundum. Birçok kulübü tanıdım. Türk futbolunda ne gibi sorunlar olduğunu zaten aslında ana başlıkları neredeyse bütün kamuoyu biliyor. Ancak birebir yaşayan ve bunların analizini yapabilme şansına aiz olan biriyim. Geldiğimiz noktada tabii ki işin teknik tarafına baktığımızda, futbol sahasının içine indiğimizde tabii ki bizim haddimize değil. İşin taktik tarafına karışmak, yorum yapmak vesaire. Herkesin tabii ki Türkiye'de her futbol severin görüşleri var ama önemli olan nokta bence hocanın, oyuncuların, kulübün futbol tarafının en olumlu şekilde, en sağlıklı şekilde yürüyebilmesini sağlayacak yapıyı oluşturmak. Bununla alakalı da işte zaten hem yönetim kurullarının hem de profesyonellerin çok önemli görevleri var. Tabii Türk futbolu dediğimizde, altyapı projesi dediğimizde bu ilk kez söylenen bir proje değil aslına bakarsanız. Türk futbolunda birçok kulüpte de defaatle dile getirilmiş. Her daim belki başlangıcı söylenmiş, deklar edilmiş ancak sonrasında devamı getirilmemiş bir proje bu. Altyapı projesi dediğimizde tabii ki bunun birçok parametresi, birçok bacağı var. Tesis seçme bunun çok önemli adımlarından bir tanesi. Ancak en kritik noktası bence şu. Oyuncu yetişiyor Türkiye'de. Oyuncu var. Önemli olan nokta o oyunculara o doğru yolu doğru zamanda açabilmek. Ve onların gelişimlerini hem saha içi gelişimlerini hem de saha dışı gelişimlerini en doğru şekilde yönetebilmek. Çok fazla yıldız oldu. Gelip geçen de çok fazla yıldız oldu. Evet, pazar günü en son maçımızda ilk anla tanıştı Türk futbol camiası. Önemli olan nokta onu kariyerinin sonuna kadar hep oralarda tutabilmek. Kaybolan bir yıldız haline getirmemek. Tabii ki bu şartları oluşturabilmek bizim için çok önemli. Doğru zamanlarda oyuncuları doğru takımlara getirmek çok önemli. Her zaman her altyapıdan çıkan oyuncu Beşiktaş futbol takımında oynayacak diye bir şey yok. A takımında oynayacak diye bir şey yok. Ancak önemli olan nokta olabilecek oyunculara doğru emeği verebilmek, doğru şekilde verebilmek. Olmayacak oyuncuları da doğru zamanda takımdan ayırıp altyapılarda daha alt yaş gruplarında oynayan oyunculara daha erken bir şekilde o fırsatı sunabilmek. Bizim uzun süredir zaten Önder hocamızla konuştuğumuz, tartıştığımız, detaylandırdığımız projemiz aslına bakarsanız altyapı koordinasyon projesi olarak adını da koymuş olduğumuz projenin ana hattı kesinlikle altyapıdan çıkan oyuncuların doğru zamanda A takıma entegrasyonu. Hangi oyuncular olacağıyla alakalı çalışma. Şimdi Türkiye'de ağırlıklı olarak tabii ki bizim kulübümüzde de böyle. Birçok kulüpte de bunun böyle olduğunu gayet iyi biliyoruz. Yapılması gereken nokta tesadüflere bağlı şekilde yeteneklerin A takımlara kazandırılması değil. Aksine yetenek kırıntısı olan, ihtimali olan her oyuncuyu A takıma doğru zamanda doğru şekilde kazandırmak. Bununla alakalı tabii ki bu bir günde olacak bir şey değil. Altyapıda doğru gelişimi gösteren oyunculara zamanlamayı çok kritik bir şekilde planlayarak A takımda her zaman şans vereceğiz ve onların önünü kapatmamak için transfer politikamızı da kesinlikle doğru bir şekilde planlıyor olacağız. Tabii kiralık oyuncular her sene her kulüpte özellikle büyük kulüplerimizde birçok oyuncu kiralık olarak başka takımlara gidiyor. Ancak işin acı tarafı şu ki hem yönetim kurullarında hem de kulüplerin içerisinde sorsak oyuncular nerede, ne yapıyorlar, ne şekilde devam ediyorlar diye inanın bunların cevaplarını almak çok mümkün değil. Kiralık giden oyuncu bir sonsuzluğa doğru giden bir oyuncu olmamalı. Onun geri dönüş hakkı olmalı eğer gerekli gelişimi sağlıyorsa. En son örneği de zaten bu hafta Kerem Kalafat aramıza katıldı. Çünkü zaten onu çok sıkı bir şekilde takip ediyorduk, yakından takip ediyorduk. Uşakspor'da çok başarılı maçlar çıkarttı. Zaten yeteneğine her daim inandığımız bir oyuncuydu. Hocamızın da çok iyi tanıdığı bir oyuncuydu. Ona bu şansı vermek bizim boynumuzun borcu. Onun yerine tabii ki bir transfer yapılabilir. Ancak elinizde o yetenek varsa, o doğru oyuncu sizdeyse buna o şansı vermek mutlaka kulübün yapması gereken şey. Hem ekonomik anlamda hem de altyapıdaki
oyunculara mesaj verme anlamında. Bir oyuncu, bir kere U19'u da yine hep tartıştığımız bir konu. U19 takımımızı biraz daha ayrı tutacağız. Altyapılardan oraya geçiş sadece kıdemle olmamalı. Yani altyapıları geçti, tek tek bütün kademeleri geçti, en sonunda U19'a geçmesi değil. Hayır. Orada bir ön elemeden geçmeli. Beşiktaş futbol takımında U19'da oynamak öyle kolay değil. Sonrasında A takıma geçmek için de ayrı bir zaten tabiri caizse sınavdan geçmeli. Ve A takımın önemli bir parçası olabilmeli. Her oyuncuyla alakalı, olabilecek her oyuncuyla alakalı en az 5 senelik bir kere bir iş planı yapmak lazım. Bir kariyer planı çizmek lazım. Bu planda sapmalar olabilir. Ancak önemli olan nokta en azından ne yaptığını bilmek ve bununla alakalı da adımları tek tek atabilmek. Önder hocamız bu büyük projemizde her daim işin merkezinde olacak. Altyapı koordinasyonu çok çok önemli bir şey. Bu oyuncuların seçimi, kiralıklardan dönecek oyuncuların takibi ve bunun gibi sadece altyapıyla alakalı sadece Türk oyunculardan da bahsetmiyorum. Yurt dışından gelecek oyuncuların da bu kriterlere göre seçilmesi ve geliştirilmesi en önemli şey. Geliştirme kısmının altını tekrardan çizmek istiyorum. Artık Türkiye'de tabii ki kulüplerin ekonomik durumları malum. Bizim artık üreten, geliştiren, onlara yol açan, Avrupa'nın önemli liglerine, kulüplerine bu oyuncuları pazarlayan ve daha da önemlisi onlar gittiği anda altyapıdan ya da dışarıdan en doğru isimlerle onları yerine değiştirebilecek bir sistem oluşturabilmemiz lazım. Çünkü siz birkaç tane yıldız yetiştirirsiniz ama o yıldızları sattığınızda, gönderdiğinizde, onların kariyer yolunu açtığınızda arkadan gelecek oyuncunun hazırlığını da çoktan yapıyor olmanız lazım. Bu bir çark. Bunun düzenli şekilde dönmesi son derece büyük bir önem arz ediyor. Biz bu yapıyı kurmakla alakalı tabiri caizse kolları sıvadık ve inşallah ilerleyen zamanlarda bu hafta sonu gördüğünüz kardeşimizin yanına çok çok daha yenileri eklenecek. Yaşı ilerlemiş, tecrübesi geçmiş, ileri seviyelere gelmiş oyunculardan hiçbir farkı olmadığını göstereceğiz. Ve bu oyuncuları A takım seviyesine olabilecek en hızlı şekilde alacağız. Tabii sadece altyapı projesi değil yapıyor olduğumuz şeyler. Birkaç farklı kategorisi de var bu işin. Atletik performans departmanını kuruyoruz kulübümüzde. Şimdi atletik performans konusu Türkiye'de yine önemli konulardan bir tanesi. Sorunlardan bir tanesi demek belki de daha doğru. Gelen hocalarla, onların atletik performans koçlarıyla beraber akan bir dünya, onlar ayrıldığında, yeni bir koç geldiğinde, yeni bir hoca geldiğinde tekrardan sıfırdan başlayan, geçmişten gelen kayıtların neredeyse çok olmadığı, takip olmadığı bir dünya söz konusu. Bunu tamamen teknolojik bazda yapacağımızı buradan deklare etmek istiyorum. Ve böyle bir departmanımız her daim bizde olacak. Bizimle çalışan arkadaşlarımız olacak. Bir diğer konu tabii ki scouting konusu. Futbolcu izleme departmanıyla alakalı. İşin artık dünya futbolunda her konuda neredeyse saha içi ve saha dışında her konuda ilim, bilim, teknoloji, yazılım bütün bunlar artık işin merkezine oturdu. Biz de bütün bu yazılımlarla alakalı çalışmalarımızı yaptık. Sistemimize kazandırdık. Oyuncu izlerken de sadece göz değil, göz tabii ki çok önemli işin başında ve sonunda. Oyuncuyu seçerken doğru oyuncuyu seçmek adına tabii ki o gözlere, o tecrübeli insanlara çok ihtiyacımız var. Ancak işin analiz kısmında, işin istatistik kısmında kesinlikle göz ardı etmemiz mümkün değil. En doğru oyuncuları alabilmek adına bundan sonra kesinlikle bu sistemi de yürürlüğe sokuyor olacağız. Çünkü Beşiktaş'ın tek bir kuruşu yok sokağa atacak. Bundan sonra denk bütçe mantığı kesinlikle bizim için çok çok önemlidir. Bu şekilde de yolumuza devam edeceğiz ve tabii ki son olarak analiz departmanımızla ilgili de bir şeyler söylemek isterim. Yine kulübün bünyesinde tıpkı atletik performans departmanı gibi analiz departmanımızı da oluşturduk. Her daim kulübün çalışanı olacak. Hocalar değişse de hiçbir şekilde değişmeyecek. Takım arkadaşlarımız analizlerini yapıyor olacaklar. Hem rakip analizleri hem mevcut takımımızın analizleri, daha da önemlisi bütün oyuncularımızın teknik analizleri, gelişimleri de buna dahil. Bunlarla alakalı dediğim gibi bütün yazılımlarımızı zaten bünyemize kattık. Dolayısıyla bütün bu entegre sistemi, teknolojinin merkezinde olduğu bu entegre sistemi her geçen gün daha da güçlendirerek kulübümüzde yürürlüğe sokacağımızı, devam edeceğimizi söylemek istiyorum. Tekrardan Sayın Başkanıma ve değerli yönetim kurulu üyelerine teveccühlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Umarım ki Sayın Önder hocamızla bu önemli projede çok çok büyük başarılara imza atacağız. Geçen çok önemli bir söz söyledi Önder Hoca. İlkan o maçta oynadı, U19 takımımız şampiyon oldu dedi. Çok değerli bir söz bence. Ben de aynı kanaatteyim. Her maça birlikte gidiyoruz zaten, seyrediyoruz. A takımda görev aldığı dönemde de hep gidiyoruz, seyrediyoruz. İnanın bizi çok heyecanlandıran inanılmaz yetenekler var altyapıda.
Sadece bizde değil. Defaatle Hoca da söyledi. Başka takımlarda da çok çok özel yetenekler var. Önemli olan nokta sadece Beşiktaş'ta değil, Türk futbolunda bu oyunculara doğru zamanda o şansı verebilmek. Umarım ki bu projelerimiz hem Beşiktaş'ımıza hem de Türk futboluna büyük katkılar getirir. Tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum Sayın Başkanım'a.